Efendim hayırlı uğurlu olsun diyerek çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında mesleki eğitim alanında işbirliğine dair protokol zaptı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti adına Eğitim Bakanı Sayın Emin Emrullayev. Buyurunuz lütfen. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyerek sayın bakanlara çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de helal akreditasyon alanına ilişkin mutabakat zaptı ve Türkiye Akreditasyon Kurumu ile Azerbaycan Akreditasyon Kurumu arasında işbirliği protokolü. İmzacılar Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Cumhuriyeti adına Ekonomi Bakanı Sayın Mikhail Cabbarov. Buyursunlar lütfen. Efendim hayırlı olsun diyerek sayın bakanlara çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi 9. Ekonomik Komisyon toplantısı protokolünü imzalamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Esadov'un teşriflerini arz ederim.
Efendim hayırlı olsun diyerek çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de basın açıklaması için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Esedov'un kürsü teşriflerini arz ederim. Buyursunlar lütfen. Sayın Başbakan, çok değerli kardeşim Ali Esedov, Türkiye ve Azerbaycan heyetlerinin çok kıymetli temsilcileri, çok değerli bakanlarımız, değerli basın mensupları, sizleri öncelikle saygıyla selamlıyorum. Kardeş ülke Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde ele alan Karma Ekonomik Komisyonu 9. dönem toplantısı vesilesiyle Can Azerbaycan'ın hürmetli Başbakanı Sayın Ali Esedov ve heyetini bugün ve dün ülkemizde ağırlıyoruz. Dün iki ülke iş insanlarıyla kapsamlı istişarede 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantımızı tamamladık. Sağlanan mutabakatla 138 maddeden oluşan 9. dönem Karma Ekonomik Komisyon protokolünü Sayın Başbakan'la birlikte imzalamış bulunuyoruz. Milletimize ve kardeş Azerbaycan halkına hayırlı olsun. Toplantı sonuçları Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı şanlı zafer sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde milletimizin omuz omuza dünyaya verdikleri mesajla aynı doğrultudadır. Karma Ekonomik Komisyon toplantısıyla bu fikir birlikteliğinin ekonomik ve ticari altyapısını ve işbirliğimizin yol haritasını da güncellemiş olduk. Değerli basın mensupları, Azerbaycan'la ikili ticaretimiz COVID-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre %5 artarak enerji dahil 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hedefimiz 2023 yılında 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Biz de aslında bütün heyetler olarak bunun altını doldurmaya çalışıyoruz. Bugün imzaladığımız İşbirliği protokolü ve eylem planının 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum. Eylül 2019'da Bakü'de gerçekleştirdiğimiz toplantıda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla bir takım kararlar almıştık. Salgın şartlarına rağmen bu kararlardan 62'si bir yıl içinde hayata geçirildi. Tamamlanan eylemler kapsamında öne çıkanlardan bazılarına bakacak olursak, Türkiye-Azerbaycan tercihli ticaret anlaşmasının tamamlanarak hemen yakında 1 Mart itibariyle yürürlüğe giriyor olması. Yine bir başkası, Türkiye-Azerbaycan Sanayi ve Ticaret Odası Forumu kuruluş anlaşması. Ticarete finansman sağlanması amacıyla Türk Exim Bank'la Ziraat Bankası Ziraat Bank Azerbaycan arasında 26 milyon dolar tutarında kredi anlaşması. Ülkelerimiz arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulmasına dair mutabakat saptı. Iğdır, Nahçıvan doğalgaz boru hattının yapımına ilişkin mutabakat saptı ve merkez bankalarımız arasında işbirliğinin güçlendirilmesine dair mutabakat saptı imzalanmıştı. Bunların yanı sıra Ulaştırma Karma Komisyonu kuruldu ve Azerbaycanlı doktorlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlendi. Özellikle COVID döneminde bu son derece önemliydi her iki ülke içinde. Bugünkü toplantımızda ise sanayi ve teknoloji, enerji, şehircilik, savunma, kültür ve turizm, ulaştırma ve haberleşme, tarım ve gıda güvenliği, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda işbirliği imkanlarımızı ele aldık ve bunları da karara bağladık.
Ayrıca ülkelerimiz arasında Türkiye-Azerbaycan sermaye fonu oluşturulmasına dair değerlendirmelerimiz oldu. Yine diğer taraftan rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanlarında ve madenlerin ortak aranması ve işletilmesi alanlarında işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. İkili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil toplamda 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık. Aldığımız kararlarda öne çıkan bazı konuları sayacak olursak, tercihli ticaret anlaşması kapsamının genişletilmesi, ki bu konuda bizim nihai hedefimiz aslında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasıdır. Bu arzu ettiğimiz bir sonuçtur. İnşallah buradan da oraya da varırız diye ümit ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Tohumculuk alanında işbirliği müzakerelerinin tamamlanması. Son füze savunma sisteminin Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarına entegrasyonu, siber tatbikatlara ortak katılım sağlanması, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu'nun faaliyete geçirilmesi, Iğdır, Nahçıvan doğalgaz boru hattı çalışmalarının hızlandırılması, Nahçıvan'la ikili ticarette gümrük muafiyeti bulunan ürün sayısının artırılması, Türkiye Petrolleri'nin Azerbaycan'daki yatırımlarına yönelik Azerbaycan tarafınca finansman kolaylığı sağlanması ve petrol sahası ortaklıkları kurulması ve özellikle altını çizerek vurgulamak isterim ki yine mutabık kaldığımız eylemler arasında önceliğimiz işgalci Ermenistan'dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin kalkındırılmasına ve ihya edilmesine yönelik çalışmalardır. Yukarı Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silinmesi, yoksulluğun giderilmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işgalden kurtarılan bölgelerin akıllı şehir modeliyle çağımızın şartlarına uygun bir yapılanmaya kavuşması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ise zarar gören altyapının iletişim ve enerji hatlarının yenilenmesi ve yeşil enerji konseptinin bölgede hayata geçmesi için Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm desteği vereceklerdir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız işgalden kurtarılan toprakların yeniden tarıma elverişli hale getirilmesi için gerekli desteği sağlayacaktır. Bölgede zarar gören kültür varlıklarının restorasyonu için de TİKA üzerine düşeni yapacaktır. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vereceğiz. Ermenistan, Karabağ'da kadın, çocuk demeden sivilleri katlederken uluslararası toplum sessizliğe bürünmüştü. Biz ise Karabağ davasına Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar masada verdiğimiz desteği sahaya da yansıttık ve hamdolsun artık Karabağ şanlı bir zaferi ifade ediyor. Çünkü bizim kardeşliğimiz zamana göre, duruma göre ya da şartlara göre değişmez. Bazı grupların yaptığı gibi masada ayrı, sahada ayrı tavırlar da göremezsiniz bizde. Teröre karşı da, çifte standartlara karşı da, oldu bittilere karşı da tavrımız nettir. Allah kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Değerli basın mensupları, Karma Ekonomik Komisyonu 9. dönem toplantısı kapsamında imzalanan Helal Akreditasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı, TÜRKAK AZAK İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ulaştırma ve Bilgi Teknolojiler alanında işbirliği mutabakat zaptı ve Mesleki Eğitim alanında işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum. Buna ek olarak dün gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Azerbaycan İş Forumu dahilinde firmalarımız arasında imzalanan
11 anlaşmanın ticari ilişkilerimize bereket getirmesini de temenni ediyorum. İş forumunda sağladığımız işbirliği iklimine diğer dost ülkeleri de dahil etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan üçlü iş forumunun bu yıl içinde teşkil edilmesini destekleyecek ve Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iş forumu 6. toplantısının gerçekleşmesinde yine takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları, bugün aldığımız kararlar ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa, pek çok alanda daha ileriye taşımaya kararlılığımızın bir göstergesidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkimizi yansıtacak seviyelere ulaşmasını da temenni ediyorum. Yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim, Başbakan Sayın Ali Esadov, size ve çok değerli heyetinize, yine sizlerin vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e ve tüm Azerbaycan halkına, şahsım, heyetim ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimiz adına saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımın yardımcısı, aziz dostum, kardeşim Fuat Oktay Bey, hanımlar ve cenablar, hesap edirik ki seferimiz çok uğurlu geçti. Bu iki gün ərzində biz məhsuldar görüşlər keçirdik və bir neçə mühüm sənəd imzalandı. Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Ərdoğan tərəfindən qəbul olunduq. Azərbaycana bütün məsələlərdə göstərilən dəstəyə görə qardaş Türkiyə təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan da hər zaman qardaş Türkiyənin yanındadır. Eyni zamanda Oktay Bey'e de samimi görüşümüz oldu ve bir neçə gün arasında heyetlerle beraber, nazirlerimizle beraber hesap edirik ki işgüzar işledik ve karşımızda koyulan meseleler həlli istiqamətinde xeyli ileri keçdik. Komissiyanın bugünkü iclası bir daha onu gösterdi ki Azerbaycan, Türkiye'nin fikirleri bütün meselelerde üst üste düşür. Birçok meseleleri müzakirə etdik. Gündelik kifayet kadar geniş olmuştur ve hiçbir meseleyle bağlı hiçbir fikir ayrılığı yoktu. Niyetimiz, amalımız birdi. Bu da ondan ibaretti ki Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği, kardeşlik alakaları bundan sonra da uğurla inkişaf etsin ve ülkelerimiz daha da güçlü olsun. Bugün birçok meseleler geniş müzakere olundu. Önemli kararlar kabul edildi, protokol imzalandı ve tedbirler planını tasdiqlendi. Siyasi alakalarımız hakkında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Bir daha emin olduk ki, alakalar strateji karakter taşıyır ve iki kardeş halkın iradesini əks etdirir. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda teşkilatlar çerçevesinde vahid mövqeyden çıkış edirik ve birbirimizi her zaman destekleyirik. Tabii ki 44 günlük vatan muharebesinde Azerbaycan'ın mühteşem qələbəsinə de toxunduk. Fürsətdən istifadə edərək Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla Azerbaycan'ın hak işine destek verdiğine göre Türkiye Respublikası'nın rehberliğine bütün kardeş Türk halkına bir daha derin teşekkürümüzü bildiririk. Bu büyük siyasi ve manevi destek bize elave güç verdi. Bu destek bütün dünyaya bir mesajıydı ki Azerbaycan tek değil ve Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan da öz növbəsinde bütün meselelerde beynəlxalq miqyasla daim Türkiye'ni destekleyir. Hazırda bölgede giden bütün proseslerde Azerbaycan bir mənalı şekilde kardeş Türkiye'nin yanındadır. Bu qəti mövqeyimizi bugün bir daha təsdiqlədik.
İktisadi alargarımıza dair geniş müzakereler yapardık.